Köyümüzün öğrencilerinin yaptığı maket. Vallahi tebrik ediyorum. Öğrencilerin emeklerine sağlık. Hep beraber yok. Beraber mi yaptık? Aferin size. Tebrik ederim. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Aferin. Çok memnun oldum. Elinize sağlık. Sağ ol. Şöyle oturup falan çekelim. Hadi bakalım. Şöyle gelin efendim. Çocuklar başkanımızın yanına gelelim. Gelin bakalım böyle. Şöyle gelin. Arkadaşlar geçen başkanımız. Gelin böyle. Değerli konuklarımız, sizleri de alanınızdaki yerlerinize yeşilleriniz hususunda istirham ediyoruz. Körümüzlerden başlayacak. Evet, kol veriyoruz. Evet, değerli konuklarımız, sandalyedeki yerlerinizi alırsak. Çocuklar buradayız. Menderes'in değerli muhtarları geliştirelim. Kırsal kesimde gelir getirdik faaliyetlerin desteklenmesi kapsamında gerçekleşmiş olduğu. Üretimin ve üretimin hakkını her an savunuyor. Ve çiftçiye verdiği desteklerden dolayı Menderes'li üreticilerimiz olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Eşsiz güzellikleri ve benzersiz tarım coğrafyasıyla zengin bölgemizin değerli tarım ürünlerinden biri. Bizler de bu değere sahip çıkmak adına belediye olarak üzerimize düşen bütün görevi yapıyor ve yapmaya devam edeceğiz. Çünkü zeytin gelecektir, berekettir, umuttur. Ve bu yüzden başkenti başkenti yapmak için var gücüyle çalışan İzmir Başkentisi Karaköy'ünde zeytin fidanını atmak için sizlerle bir araya gelmekten büyük bir gurur duyuyorum. Varlığımızı var eden en büyük değerlerden biri ölümsüzlüğün, birliğin, barışın simgesi. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle zeytinlik için verilen ölüm fermanını derin bir üzüntüyle ve hayretle karşıladık. Değerli Menderesliler, zeytin ağaçlarının sonrasında rehabilite edilip eski haline getirilmek şartıyla yok edilmesine izin vermek asla kabul edilemez. Bugün Ege bölgesi başta olmak üzere Anadolu'nun birçok farklı yeri asırlık zeytin ağaçlarıyla dolu. 100 yaşında bir zeytin ağacını kestikten sonra onu nasıl eski haline getireceksiniz? Bu yönetmeliğin Türkiye doğasını ve zeytin ekonomimizi yok edeceğinin farkında değil misiniz? Yok etme hükmü verdiğiniz zeytin ağaçları bazıları 1000 yaşından büyük. Çok sayıda ülkeden büyük. Zeytin ağaçları resmi gazeteden daha yaşlı. Onlar bize ait değil, biz onlara aitiz. Birileri ülkemizin yetişmiş ağaçlarını katletmeyi düşünürken, biz yıllardır İzmir'de zeytinliklerimizi büyütmeye gayret ediyoruz. İzmir'in genelinde üreticimize bugüne kadar 2.365.000 zeytin fidanı armağan ettik. Bugün bizleri oluşturan fidan hibe programımız, bu yılın Şubat ve Nisan döneminde de devam edecek. Bu dönemde 25 ilçeye toplamda 141.950 zeytin fidanı ve 57.625 meyve fidanı hibe edeceğiz. Diğer yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi bu kabul edilemez düzenlemeye karşı yürütmeyi durdurma talebiyle yönetmeliği iptali davasını açtı. Bir kez daha ineliyorum. Barışın ve bilgeliğin sembolü olan zeytin ağaçlarını yok etmenize izin vermeyeceğiz. Yaşamı yok etmenize izin vermeyeceğiz. Bu toprakların bereketini, zeytini korumaya devam edeceğiz. Çünkü bizim derdimiz yıkmak değil, yapmak. Çünkü biz maden ocaklarından çok yaşamı ciddiye alıyoruz. Onun için başlarında söylediği gibi 70'inde de zeytin dikmeye devam edeceğiz. Her daim, her zaman yaşamak ağır bastığından ve bu bereketli toprakların kadim kültürüne inandığımızdan. Bu korkunç yönetmeliğin değil, zeytinlerin yanında olacağız.
bu değerli projeyi yürüten tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Değerli Menderesliler, topraklarımız bereketli, iklimimiz uygun. O zaman bu yoksulluk niye? Neden bu bereketli toprakların verdiğiyle zenginleşmiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Neden biliyor musunuz? Çünkü bu bereketli toprakların ürettiği verimi sadece birilerini zengin etmek için kullanıyorlar. Bu bereketi üretenlerin emeğinin karşılığını vermeden sadece 3-5 zengini daha zengin etmek için kullanıyorlar. Başka bir tarım mümkün derken tam da bunu kastediyoruz. Başka bir ülke de mümkün. Bu yoksulluğun olmadığı, bu işsizliğin olmadığı başka bir ülke mümkün. Köye geldiğim andan beri analar bana evlatlarının CV'lerini veriyorlar. İçim parçalanıyor. Bu topraklar bu yoksulluğu hak etmiyor kardeşim. Sizin alın teriniz bu yoksulluğu hak etmiyor. Göreceksiniz, bambaşka bir ülkeyi hep beraber kuracağız. Alın terinizin, emeğinizin karşılığını aldığınız bir ülkeyi hep beraber kuracağız. Hiç kader değil bu. Hiç sıkmayın canınızı. Aydınlık bir gelecek çok yakınımızda ve onu hep beraber kuracağız sevgili kardeşlerim. Merak etmeyin, sonuna kadar yanınızda olacağız. Sonuna kadar sizin arkanızda duracağız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bereketli olsun. Başkanın yanına. Burası sizin. Bereketli olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Bereketli olsun. Bu anlamda cümle zeytin bizden böyle bir değerli. Nice nesillere katkı sağlayacak. Torunlarıma bir gelecek olsun. Evet. Yeni nesillere gelecek olsun. Merhaba. Maşallah. Şuna bak ya. Çok tatlı bir olan bu ya. Yakışıklıya bak. Maşallah. Gel, gel bakalım sen de gel. Gel, gel. Gel bakalım. Gel, gel, gel. Başkanım orada. Evet. Teşekkür ederim. Çok geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağ olun. Buyurun. Buyurun. Hayır, tamam. Şöyle geçelim. Ama şey de bilir yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eyvallah.